Bugün Beyaz Ana Haber'e hafta sonundan kalan acı haberin devamıyla başlayacağız. Cuma'yı cumartesiye bağlayan gece tüm Türkiye'nin yüreğini yakan o kara haber Hakkari Şemdinli'den gelmişti. Cumartesi günü netleşti acı olayın detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla Şemdinli'deki mühimmat deposu patlamasında 7 askerimizi, 7 kahraman askerimizi şehit vermiştik. O kahraman askerlerimizden 3'ünü dün sonsuzluğa uğurladık. Bugün 4'ü için veda zamanıydı. Bugün 4 kahramanımızı daha sonsuzluğa uğurladık. Yine gözyaşları sel oldu. Yine yürekler yandı. Dört Mehmetçik, dört aynı kader. Süngütepe şehitlerine böyle veda edildi. Allah'ım, ne olur götürmeyin, ne olur götürmeyin. Ben 8 aydır yöremiyorum bunu, yöremiyorum kızımı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki patlamada 7 askerimiz şehit olmuştu. 3 kahramanımız dün toprağa verildi. Bugün de 4 askerimize veda vaktiydi. Senden de vazgeçemiyorum kızım. Şehitlerimiz için ilk tören Van'da düzenlendi. Törenin ardından kahraman askerlerimizin naaşları memleketlerine gönderildi. Topçu Er Samet Kaymakçı, memleketi Gaziantep'te sonsuzluğa uğurlandı. Gözyaşları sel oldu aktı. Annesi, yakınları ve sevenleri. Vedalar çok zordu ama bu en acısıydı. Naaşın başında bekleyen Mehmetçik de daha fazla dayanamadı. Gözyaşlarını için için akıttı. Şehidimizin silah arkadaşları da son vedalarını görüntülü arama yoluyla yaptı. Şehidimizin bir yakını şehit kaymakçıyı arkadaşlarına son defa böyle gösterdi. Şehitlerimizden Mehmet Kaşık'ın cenazesi memleketi Kahramanmaraş'taydı. Naaşı tekbirler eşliğinde getirildi. Acılı anne oğlunun naaşına son kez sarıldı. Dayanmak çok zordu. Ne olur rüyama gir dedi acılı anne. Rüyama gel kuzum, doya doya sarılayım sana kuzum. Rüyama gel. 22 yaşındaki Topçu Er Yusuf Önder Antalyalıydı. Vatandaşlar cenazesine akın etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da törene katıldı. Gözyaşları ve ağıtlar birbirine karıştı. Acılı anne oğlunun fotoğrafına öyle bir sarıldı ki sözün bittiği noktaydı. Cenaze namazı kılındı, şehidimiz tekbirler eşliğinde vatan toprağına emanet edildi. Piyade Topçu Er Melih Sancar'ın cenazesi de İstanbul Avcılar'daki baba evine getirildi, helallik alındı. Çocukluk arkadaşı şehidimizin kamuflaj ve şapkasıyla karşıladı cenazeyi. O anlar yürekleri dağladı. Mehmetçiğimiz Ataköy 5. Kısım Camii'nde kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.